Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin selavat. Bir yerde bulamayacağınızı zannediyor bir mevzu. Tefekkürle tespit edilen, keşifle tespit edilen bulunan mana. Ne biliyor musunuz konu? Çok ilginç. Kadın saçı. Saç yani, erkek saçına hafif değineceğiz. Kadın saçı nedir, neyin nesidir? Çok ilginç, değil mi? Tabii çok ilginç. Salih'si garip garip bakıyor. Okumuş muydun burayı? Tesettürle bir alakası var mı abi? He? Tesettürle böyle bir alakası var mı? Tesettürle niçin denmiş? He. Ama tesettürü İbrahim, bunu bildiğin zaman tesettüre şöyle diyeceksin. Hakikaten ya. Hakikaten diyeceksin ki lazım. Bakayım diyebilecek miyiz? Yalnız fazla ötelere geçmeyeceğiz. Çünkü bazı şeyler soracaksınız. Çünkü bazı ortamlarda yaptım. Ya nasıl olur ya orada falan. Ya öyle işte delinin birisi dedi işte. Sen işte fazla kurcalama. Denilecek yer var. Yani girersek biraz insan rahatsız olabilir. Uzatmadım ve mübalağa yapmıyorum, göreceksiniz. Saç kadının hem zinneti hem uzvudur. Yani hem süsüdür hem organıdır. Ama bugün ilim, tıp dünyası saçı organ olarak görmüyor. Uzuvdur. Organdır. Ciddi bir organdır. Yani bir kol gibi, bir karaciğer gibi, böbrek gibi, kalp gibi. Evet hayatiyeti, bedensel hayatiyeti yok ama ruhsal bir hayatiyeti var. Uzuvdur. Hiç duymuş muydun? Organdır. Uzuv organ olduğunu biliyorum. Bir organ. Saç bir organdır. Ve zinnetidir aynı zamanda. Şöyle bir şey diyeyim de, neyse onu sonra. Saç, hayanın simge ve sembolüdür. Batının dışa vuruşudur. Nasıl ki sahabe-i kiram, Peygamber aleyhisselatü vesselam sohbetinde inikas ve insiba vardı. Boyalanma böyle bakarlardı, kalkmıyorlardı. Değil mi? Ayet-i Kerime geldi, bırakın diyor, o da gitsin, evine gitsin. Yani bir müze eşyası seyretmiyorlar. Simada ruhu seyrediyorlar. Çünkü sima ruhun perdesidir, örten değil. Ruhun ortaya çıktığı yerdir. Perdeyi insanlar örten manasında anlıyor. Sinema perdesi. Sinema perdesi, yani perdede ortaya çıktığı yer. İşte hayanın ortaya çıktığı bir perdedir, zemindir. Hayanın simgesidir saç ve sembolüdür. Nasıl ki ayakta durmak namazda, ayakta olanları, eğildiğimiz zaman rükû, dört ayaklıları temsil ediyoruz. Temsil ediyoruz değil mi? Secdedeyken secdede olanları. Saç da hayanın dişe vuruşudur. Mesela şuna ait bir misal vereyim. Evlenirken kıza tesettürüne bakılır ilk. Namazına bakılmaz. Yani son uçtur. Erkeğin namazına bakılır. İslamiyet daire daire, İslamiyet eylemdir. İnanç değildir. Namaza inanmak değil, oruca inanmak değil, haca inanmak değil. O iman esası. Allah'a inanmak. Peygamber'e inanmak. Ama namaz inanmak değil. Kılmak. Eylem. Oruca inanmak değil. Tutmak. Gitme kaç. Vermek zekat. Eylemdir. Eylemseldir. Hayanın da dişe vuruşu eylemseldir. O da tesettürdür.
simge ve semboldür. Hayanın. Saç, hayattan yani batından haber veren bir olgudur. Saç, şeytanın hakim olduğu yere, mesela kural itibariyle şeytan hakim olduğu yere melek girmez, meleğin hakim olduğu yere de şeytan giremez. Daha çok dışarıdan, diş etkenlerden içeriye yol saçtan giriliyor. Onu anlatacağım. Şaşırdın ama şöyle diyeyim, atlayayım. O zaman erkeklerin de o zaman tesettür yapması gerekiyor. Bu. Saçı değil, haram yerleri. Haram yerleri, haram yerlerini kapatması lazım erkeğin. Oradan giriliyor, hiç şansı yok. Bak şimdi okuyayım da. Saçlarda şeytan, cin, melek, ruhaniler, ervahların barınağıdır saç. Yani çanak anten düşünün. Çanak anten. Saç değil midir? Saç. Yani demirdir. Değil mi? Demir saç da. Burada da öyle diyorlar. Saç. Bunu böyle tutun. Hiçbir işe yaramaz. Ama o çanak antenin ortasında bir aparat koyuyorsun. Uyduyla irtibatlanıyor. Çanak da gidip gelmeler oluyor. Çanak çekiyor. Buraya veriyi aktarıyor. Buraya aktarıyor. Şimdi çanaktaki aparatı sökerseniz saçtır, demirdir. Hiçbir işe yaramaz. Onu takıyorsunuz. Çanak anten oluyor. O çanak şeydir, saçtır. O aparat ise hayadır. Hayadır. Yani ötelerden irtibatlanan bir yerdir. Şimdi cinlerin, şeytanların, meleklerin, ruhanilerin aktif olduğu ve barınağıdır, barınak bu buralarda, barınıyor. Yani kadının saçı bir süsü değil sırf, uzvudur, işlevi erkeklerden çok farklıdır. Ona ait şöyle bir misal vereyim belki daha şey yaparsınız, o çanak anten. Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geldiği zaman, bazıları şey diyecek, ya ilmi şeylere de gireceğim merak etmesin. Vahiy geldiği zaman peygamberimiz vahidir. Ama Hatice-i Kübra radiyallahu anha neyin nesi olduğunu bilmediği için cin de olabilir, cinin tesiri de olabilir, işgal altında olabilir dediler. Bunu Varaka İbni Nefel amcası galiba. Peygamberimizin ilk hanımı Hatice. Onun amcasıydı. Amcası. Öyle hatırlıyorum. Evet. Amcasıydı. Varaka İbni Nefel. Ona gitti. O zaman gayipten kapı açıktı. Yani cinlerle, ruhanilerle irtibat sağlanabiliyordu karakollarla. Semavi karakollarla. Şimdi ona gitti. Dedi ki Muhammed'e böyle böyle oluyor. Bu vahiy midir, cinli midir dedi. Dedi ki olduğu zaman, yani olduğu zaman vahiy, saçını aç dedi. Eğer vahiy ise Cebrail bırakacaktır onu. Eski kitaplarda böyle yazar, kadim kitaplarda. Ve böyledir diyor haberlerde. Vahiy kağıdı şeyi, meleği çekip gidecektir. Çekip gidince bu yarı kalacaktır. Ameliyatın yarısında kalmış gibi olacak. Kıvranacak, çok azap çekecek. Ama buna katlanacağız dedi. Vahiy yarıda kesilmesi. Böyle ameliyatın yarı olması, yemeğin yarı olması, her şeyin yarıda kalması. Böyle. Eğer saçını açtığın anda devam ediyorsa vahiy, cinlidir. Devam ediyorsa. Bu bize de ipucu veriyor. Ruhanilerin musallat olma zemini. Hakikaten böyle bir vahiy anında
Hatice-i Kübra radiyallahu anha validemiz saçını hemen açıyor. Allah Resulü kıvranıp da kıvranıyor. Öyle kıvranıyor ki acayip. Zor kendisine geliyor. Ondan sonra ilk dediği şu oluyor. Niçin yaptı? Cebrail gitti diyor. Tabii ameliyat, olay, hadise yarıda kaldığı için azap çekti. Niçin yaptın? Ya Resulallah affet beni. Ben diyor şüphelenmiştim. Ne olduğunu. Amcama gittim. Varaka İbni Felen. O böyle böyle dedi. Müjdeler olsun. Vahiydir. Yani o kadar ciddi bir işleri var. Ama bizim için böyle sıradan bir şey olunca biz uzuv bilmiyoruz. Zinneti biliyoruz. Süstür. Oysa kadının saçı uzvudu gibidir. Kulak gibidir. Sesi alan. Burun gibidir. Kokuyu alan. Göz gibidir. Şekli alan. Saç da diş etkenleri alan. Çanak anten gibi yani. Mesela şöyle diyeyim de daha şey yapılacak. Cennetteki ağaçların kökleri nerededir? Yukarıdadır. Yukarıda. Dallar aşağıdadır. Cennet ayaklarının ayağı altındadır. Ayak aşağıdadır. Bu çekirdektir arkadaşlar. Saçlar çekirdeğin kökleridir. Beslendiği yerdir. Saç. Bu çekirdektir, çekirdek. Bu besleniyor. Erkeğin de tam tepesinde bir yer var. Açık olmamalı, rüzgar vurmamalı. Yani. Vurmamalı. Saç, şöyle düşünün bakın. Çekirdek ağaç büyüdü. Şimdi anladınız mı? Ayağının altındadır. Ayak dalın en sonudur. Meyve yani. Meyve de evladıdır. Herhalde ayağa takılır. Ayak zaten nesibi simgeler. Rüyalarda da. Ayağımın üzerindeydi diyor. Sağlam ayaktı. Bir ayağım kesildi. Bir çocuğum gidecek demektir. Vesaire. Sadık Reis'e de herkesin gördüğü değil. Hemen şüphelenmiyor falan. Ama bu şeyi anladınız mı? Mesela çekirdeği düşünün. Çekirdeği. Bir de onun şeyi var. Kökleri var. Saç köktür. Kökler. Bu çekirdek. Program buradan gidiyor. Çekirdekleri de koymuşsunuz. Demek çekirdek konuşacakmışız. Burada 18 bin alemin hulasası olduğunda insan, 18 bin alemin hulasasının dışında da özellikleri var. Bir şekilde kendisini mana ve bazıları da simgesel olarak organda tezahür ediyor. Mesela kalp karaciğerde tezahür etmiyor. Kalpte tezahür ediyor. Nefis burada tezahür ediyor. Peki, kadının mesela örtünmesindeki mekan? Mesela dışarıda tamam örtünüyor ama evinde örtünmüyor. Yani şey yok. Şeran bir haramiyeti yok. Fakat şöyle düşün. Mesela ben sana soruyu bildiğin sorudan cevap vereyim. Banyoda yıkanırken büyük banyo, küçük banyo var. Kendi uzvuna bakmak tenziye mekruhtur. Haram değil. Ben mesela kendimi söylüyorum. Kendi mahrem yerlerime bakmaya ben utanıyorum. Sen banyoda benim diye tamam haram değil ama utanmıyor musun? Bak. Sen utanıyor ya. He İbrahim? Ben utanıyorum. Utanıyor insan. Yani utanıyor. Ha, niçin bunu misal verdim? Kadın da böyle yaşantıda yaşanarak gelişen değil mi? Evde peki buna alışmasa dışarıda zorluk çeker. Yani bakın evde oldu Cebrail Aleyhisselam evde gitti. Hatice Kübra, Hatice validemiz evde çıkarttı kafasını. Demek ki çıkartmıyordu. Kapalıydı ki vahiy geldi. Vahiyinin olup olmadığını anlaması için açtı. Demek kapalıydı. Yani haram yok. Haram değil evinde
şu kız çocukların yanında şeyinden şey yok. Ama böyle bir ruhani tarafı var. Ruhani beslenme. Çünkü saç beslenme yeri. Besleniyorsun kardeş. Ve herkesin, ama herkesin, erkeğin de dahil, kadının ve erkeğin saçlarının sistemi farklıdır. Hatta herkesin saçı farklıdır. Mesela polis senin saçını görse senin DNA'nı buluyor. Değil mi? Herkesin saç yapısı, DNA'sı farklıdır. Ama kadın erkek arasındaki saç tamamen bir farklılık. En büyük özelliklerinden bir tanesi ruhanilere zemin olması, çanak anten gibi celbetmesi, nazarların ilk vurduğu yerdir. Göz. Yani göz, gözde ve saçta daha çok şey yapılıyor. Bunun için mavi kesildikten sonra gömülmesi gerekiyor. Evet, cisim, yani ona hürmet ediliyor. Tırnakla saç. Yani çok acayip. Saç, şairlerin en güçlüsüdür. Şair İslamiyenin en güçlüsüdür. Yani İslami örf ve adet, anani en güçlüdür. Başka, düşüncelerin, itikadın, enfusi hassasiyetlerinin şekillendirdiği zemindir. Yani saç, illeti emirdir, hikmeti tefekkürdür. Niye kapalıdır diye. Bir kere illeti Allah emretmiştir. Balık tutmak meşrudur. Ama cumartesi Yahudilerin tutması haramdır. Her şey zatında meşrudur, mubahtır. Niye haram olur, niye farz, helal olur? Allah emreder, hasen olur, ne yeder, kabih olur. Bu illeti. Hikmeti ise bir sürü hikmetleri var. Şimdi düşüncelerin, bak iyi dinleyin, kadının düşüncelerinin, itikadının, hislerinin eyleme dönüştüğü zemindir. Saç. Yani tesettür. Düşüncelerinin, hislerinin ele verildiği yerdir. Haber verir bize. Dışarıya haber verir. Çok gariptir yani. Başka, bakanın gözünden dışarıya karşıya atılan pisliklerin çöplüğüdür saç. Mesela gözle baktığın zaman art niyetlerin, pisliklerin, zanların, kötü düşüncelerin gözle atılır. Hiçbir şey atılmaz. Atıldığı zemindir. Çöplük hale getiriliyor. Zanlar oraya atılıyor. Bir de okuyayım. Bakanın gözüyle onun hakkında düşündüğü olumsuzlukların atıldığı çöp tenekesidir. Yani kendine çekiyor abi. O kadın kendine çekiyor. Kendine çekiyor. Evet. Uzmanı... Kendine çekiyor otomatik. Çanak anten çekiyor ya. Karşıdakindekinin hissini olduğu gibi mi alıyor? Alıyor. Mesela şöyle düşün. Ben erkeklere şimdi söylüyorum. Mesela sigara içmiyorsun. Sigara içenin yanındasın. Kaç metre? 10 metre. Sana sinmez. Gittin 2-3 metre sigaranın tesirine göre sana siner değil mi? Şimdi bak. Harama baktın. Bu dindeki haramdan konuşmayacağız. Haram haramdır. Haramın hikmetine şöyle baktığımız zaman, şöyle bakıyorsun ya. Onun dublo bir bedeni var. Astral beden deniliyor fizikte. Astral. Dinde işte Risale-i Nur'da bedeni misalesi bir glaf-ı latifi var. Herkesin ince tabaka var burada. İnce. Kopmama. Buna fizikte astral beden. Astrofizikte paralel evrenlerin toplandığı yer. Şimdi bak. Bu bana ait bir keşiftir. Yani manadan değil, işte bir şey. Şöyle bakıyorsun değil mi haramı? O kadının bakanın zafiyetine göre.
Kadına baktığın anda kadının şeytanının cinni varsa cinni, psikoloji sorunları, yani yapısı hop fotokopi alıyorsun. İçeriye giriyor. Nasıl giriyor? Seyrettiğimiz her şey, duyduğumuz her şey, kokladığımız her şey, yediğimiz her şey, tat, dokunduğumuz her şey içeriye giriyor mu, girmiyor mu? Girdiğine delil. Uyudun, o seyretmiştin. Hayal ettiğin zaman aynı seyrettiğin gibi heyecan oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Ha, demek ki içeriye girmiş. Haramın, dindeki haramiyetini koyuyoruz, tamam. Ama haramın mutlaka bir bedensel, fiziksel karşılığı var. Karşıtı var. Nedir o? Baktığın kadının hepsini içine alıyorsun. İçeriye alıyorsun. Psikoloji sorun mu vardı? Sende de aynı başladı sorun. Kopyala yapıştır. O abi nasıl oluyor? La kardeşim, ruhu yok. Hayatı yok. Ay dünyaya yaklaştığı zaman Kuksafen'deki deniz yüzlerce kilometre gitmiyor mu? Ay yaklaştığı zaman ağacın köklerindeki su tepeye çekilmiyor. Ama zahiri cahil adama 100 sene, 50 sene önce veya bu fizikten anlamayan adama desen ki orada astral beden var. Ya manyağın birisi ya. Ne astralı ya? Bedenimiz hallediyoruz. Gene anlamıyor. Lan haramdır haramdır. Ona uğraşmayacaksın ya. Bunlara cevap vermeyeceksin. Ya arkadaş, uzaktan kumandalı araba gidiyordu da bugün. Değil mi? Beraberdik. Uzaktan kumandalı araba yani. Beraberdik yani. Adam götürüyor. Uçak uçuruyor. Şimdi uzaktan kumanda yapıyorsun. Şimdi insan dalga, koku yayıyor mu, yaymıyor mu? Herkesin kokusu farklı değil midir? Herkesin gülmesi, ha ha ha, gülmesi, konuşması, paytak paytak yürüyüş, herkes ayrı bir kimliktir. Ya sen gözüktüğü gibi mi zannediyorsun ya? Hiç mi böyle bir fizik, hiçbir şey okumadın, bilmiyorsun? Dalga yayıyor kardeşim. Peki koku hangi cinstendir? Çıktığı kaynaktandır. Balık kokusu gelse, aa mısır pişiriliyor der misin? Balık kokusu balığa intikal edeceksin. Herkesin yaymış olduğu dalga batından, aslından haber veriyor. Balık kokusu alınca artık patates kızartılıyor diyemezsin. Evet, balık kendisi değildir. Ekmeğin arasına o kokuyu koyup yiyemezsin. Ama değil de değildir. Balığın bedeni misalisidir koku. Sana siner. Yemediğin halde yemiş gibi kokarsın. Kokmaz mısın balık kokusuyla? Harama baktığınız zaman haram denilen şey üzerine aynı kopyala yapıştır oluyor. Ne hangi miktarda? Eğer blokun yoksa, seviyen yoksa, lapte bilgisayarın antivirüsü yok. Gelen virüs lapteye girdi. Öyle değil mi? Girdi, darmadağın etti. Niye? Niye ki uygun olmayan sitelere girdi? Hem antivirüsün yok, hem uygun olmayan sitelere girdi. İntihardır. Bilgisayar bitti işte. O zaman bir koruma şeyi var abi. Tabii. Mesela bak, bir tane şöyle bir misal söyleyeyim. Bilgisayarda gençler, yani söylüyorum. Mesela Nur dersine girsiniz. Bazı siteler kendi sitelerine kim girmişse IP numarasını kaydediyor. IP. Yani bilgisayar, siteye girdim, seni kaydediyor. Yani bilgisayarını kaydediyor. Tamam, nereden girdi, nasıl? Hemen gireni kaydediyor. Mesela bizim dini sohbetler mesela kaydetmez yani. Kim girerse gir. Gir için çıktım, fark etmez. Seni tanımaz yani. Ondan sonra girdin değil mi? Bir yanlışlıkta ya bir dakika falan bilgisayara girdin değil mi? Ya tövbe estağfurullah, yani çıktın. Ne oluyor biliyor musun? Bir ay sonra, iki ay sonra, bir hafta sonra, üç gün sonra o site kendisini sana unutturmamak için sana şey atıyor. Bilgisayarda başka bir şey yaparken pat diye bir ekrana o girdiğin sitenin en son sayfası giriyor. Ona bir şey diyorlar. Spam. Spam atıyor sana. Aa diyorsun, utanıyorsun. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah ya. Bu ne?
Spam attı. Unutturmuyor sites kendisini sana. Ha. Şimdi seyrettik mi? Kaydedildi mi? Uyuyorsun. Rüyada rüyalanıyorsun. Spam attı işte. Spam bu. Veya hayal başka bir sene sonra bunu hayal edebiliyorsun. Pat hayalini veya namazda. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. Tam kenestoyun diyorsun. Spam geldi. Allah tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe ama spam bu. Unutturmuyor. Spam attı sana. İşte bunu nasıl yapar? Bunu engelleyenin en güçlü yönü tesettürdür. Spam atamıyor. Yani seni o site kaydetmiyor. Olmuyor pek. Çok zor oluyor. Yani kadının spam atması, yani bakana kendisini içeriye atması, onun için saç bir uzuvdur. Girmeyeceğim dedim, biraz girdik o kadar. Yani peki ne yapar? İçeriye giren, seyrettiğiniz her bir film, işittiğiniz her bir müzik, kokladığınız her şey, tatladığınız, dokunduğunuz, kesinlikle ve kesinlikle içeride canlı ve ruhludur. Kapattın bilgisayarı, kapattın. Televizyonu kapattın. Ama o filmler hala işliyor. Kâbi psikoloji sorunu olarak yansıyacak sana. Pat bir panik atak. Pat bir depresyon. Mesela korkulu polisiye şeyleri seyret bakayım. Veya bir videolar var böyle. Yapıyor. Bir anda bilgisayar açınca. O çocuğun hiç şansı yok onun. Ona muhatap oldu mu? O şey. Diye bir anda açılıyor. Ağız burun gözlerinde ateş yapıyor falan. O bir anda sistem sıfırlanıyor. Ondan sonra şak diye hazır, eğer burada ervah habisi varsa tak diye giriyor. Onun içine koyuyorlar zaten. Ondan sonra çocuk altına kaçırır. Yer yer nöbetler vurabilir. Tek başına kalamaz. Uyuyamaz vesaire. Uzak duracaksın televizyonlar. Yapmayacaksın. Naftin. Ha, işte eğer tesettürlüyse spam atamıyor şey. Çünkü niye? Senin için bir cazibiyeti olmuyor. Biraz anlaşılıyor mu buradan? Tabii. Hocam bunu şuurlu bir şekilde yapanlarda var mı yoksa? Şuurlu yapan, atan mı dinleyen mi? Atan. Ha, atan var. Çünkü saçı böyle yaparsam, şöyle yaparsam, şuurlu derken ben ona kendi diplomatım var yani, tek tük var. Hı. Ama bunun karşılığında da bu işi çalışanlar, yani biraz fark edin, la fahr ve la gurur. Mesela ben misallerde. Bu mesela gittiğim zaman yolda, bu bana spam atar dedim. Bu bana spam atar, şuur demektir. Tak hemen bloke ediyorum, giremiyor. Bilmese lap diye giriyor. Çünkü antivirüsün yok. Pat diye giriyor. Bildiğin anda ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanırsan gider, tanımasan gelir. Şak diye. Hep böyle cehalet, acayip bir şey ya. Şimdi ben bunu biliyorum. Siz de bunu dinlediniz. Spam atacak bu bana. Attırma. Ama peki nasıl yansıyacak sana? Ya bir evde yalnızken üşüdüm ya. Olabiliyor vesaire. Yani bir şekilde kendisini aktif edecek burada. Ne zaman? Kameri aylarda erkek 13, 14, 15 eyyam-ı biz günlerinde, kadın ise özürlü günlerinde. Bu seyrettiği o televizyon, internet, cep telefonunda seyrettiği şey mutlaka kendisini aktif edecek. Şu anda bak, aktif etti. Bak şu anda girdi. Şu anda sol kulağım cız ediyor. Hadis var. Sol kulağınız cız ederse şeytandandır. Sağ kulağınız cız ederse Rahman'dandır. Bak şu anda gitti. Tanıdım. Adamı tanıdım. Yoklama yaptı. Çünkü bu bidene herkes girip çıkabiliyor. Ama blok et bildiğin zaman çak, hiç şansı yok. Tak geç oraya. Ben hiç karışmıyorum ki. Biliyorum ha, tamam. Ya acayip bir şey ilim ya. Garip ya. Peki abi bu kadında ne gibi şeyler oluşuyor mesela? Sömürüyor. Olduğu gibi çekiyor abi ne? Şimdi kadına böyle açık saçık kadına böyle bakan filme şeylere, kadının nesi var? Psikoloji sorunu var mı?
ona şeyli bakan, alıcı, şehvetli, derecesini bir de koruyucusu yoksa, maneviyatı da sıfıra yakın bir şeyse, vallahi bütün psikoloji sorununu hep alıyorsun. Kopyala yapıştır. Ondan sonra başlıyor, leylim leylim başlıyorsun. Öyle bir spamlı kadına denk gelirsin ki kıza veya spamlı bir erkeğe denk gelirsin, tamam mı? Ondan sonra ne okul okuyabilirsin, ne yatabilirsin. Aşık oldum diyor. Hiçbir şey aşık olmadın. Şeytan aktif ediyor, değil mi? Aklın fikrin o. Aşık olan yok yani. Spam çalışıyor. Konuşturmasınlar beni. Onun duble şeyi, yapısı, astral bedeni, bedeni misalesi, glaf-ı latifi giriyor. Mesela bir parça şey yapayım. Mesela biz aşırı adavet, aşırı muhabbet de böyledir. Diyelim ki birisinin şeyi var, sorunu var, ciddi, psikoloji vesaire. Bizim bir dersi dinlese. Allah. Oh be. Girdi. Müspet bu. Girdi. Ne girdi? Mana girdi. Düze çıktı mı? Tamam. Bunun şey, bu fevkalar. Ne olacak biliyor musun ondan sonra? Muhabbet başlıyor. Ben haberim bile yok. Arada ilişkiler başlıyor. Allah benim üzerimde yapıyor. Peygamber üzerinde rahmetini göndermiyor mu? Ağacın üzerinde meyveyi göndermiyor mu? Allah'ın rahmeti ağaçta gözükmüyor mu? Balıkta gözükmüyor mu? Toprakta gözükmüyor mu? Öyle değil mi? Allah'ın rahmeti gübrede bile tezahür ediyor da elma veriyor. E biz de böyleyiz yani. Peki o aşırı bir sıkıntısına çare oldu mu? Bu hemen pat diye bir spam girdi müspet. Ondan sonra bu kadın veya erkek sıkıldı bir yer, araba kullanıyor, bir sıkıntısı oldu. Hemen hayal etse, o ders seyretti, rahatladı ya, simayı hayal etse, o ders ortamını yani seyrederken. O ortam bir ailesi doğru yukarıdadır, düzen. Bitti. Ha, müspeti böyle yapar, şerisi de böyle aşağı indirir. Mesela şeyde de kullanabiliriz onu. Mesela bende bu o zaaf var. Firak bende acımasız yara yapıyor. Mesela diyelim ki Kuksafen yazıyor 87 kilometre. Görünce 2004 hatırlıyorum, 2005 hatırlıyorum. Yakıyor yani beni mesela. İşte bu da bir spamdır. Menfi veya müspet. Yani arkadaşlar şey zannetmeyin ya, böyle kalem kitap geldi, o geldi. Buna da bile giriyor. Ama yakında, gelecekte ispat edilecek. Bu kalemi çıkarttım, bu burada var o şimdi. Her şey birbirine sirayet var. Geçiş var. Mubala diyeceksiniz. Usta tahaccül etmiş diyor ya tarihteki olay. Ha ha, Allah razı olsun. Taş ne diyor biliyor musun taş için? Tarih diyor tahaccül etmiş taşa diyor. Tarih donmuş, taş olmuş. Neredeydi okuduk ya? 26. Lema'da 7. rica değil mi? Okuduk dersin. Ya he üstad ya. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya, sana nasıl yakışıyorsa öyle muamele et ya. Allah'ım razı ol ya Rabbi. Razı ol bile, razı ol bile tahmin edemiyorum daha fazla. Ya nasıl istiyorsan öyle muamele et ya. Tarih diyor tahaccür etmiş. Taşlaşmış diyor. Mesela Selahattin abi gitsin köye. Ben de gideyim. Sen o çobanlık yaptın, baban dedenle dolaştın. Bu çimenlerin, çayırların denek. Ben bakarım vay be ne manzara falan. İlgimi çekmez. Sen oturup ağlarsın. Çünkü taş değil o. Üzerine oturdum. Babaannem var orada. Dayım var orada. Ablam var orada değil. Çocukluğum var. Tahaccür etmiş. Tarih diyor. Mazi diyor. O Ermenilerin o şeyi. Kalesi vesaire. Donmuş hal. Tarih donmuş. Orada. Şöyle. Peki nasıl yapıyor? Gözlük veriyor sana. O taş değil. O tahta değil. O pencere değil. O yol değil. Tamam? Gözlüktür. Bir bakıyorsun. Aha. İşaret-i cezda var. Mübareze kelimesiyle seni bir savaş meydanına götürür kelimesi diyor. Onun için bir tane rahatladın. Bir seyrederken bizi bir rahatladın. Allah, bir de söylüyorum. Enaniyet zannedecekler bak. Enaniyeti yapma Allah aşkına ya. Beni itham etme ya. Ağaçta Allah rahmetini göstermiyor. Gübrede Allah'ın rahmetini göstermiyor mu? Denizde Allah rahmetini göstermiyor mu balıkla? Bizde de gösteriyor. Da herkes. Ha, bir dersi dinlerken benim vasıtamla rahatladın mı kardeşim? Spam girdi. Müsbettir. Ha, o spam girdi mi tak o manzarayı, o şekli unutamazsın. O tebessümü, o benim izahımı, şöyle el hareketimi.
Araba sürüyorsun, başka yerdesin, fabrikadasınız, tamam mı? Sıkıldın. Öf. Hemen hayal et. O rahatladın, bizi bir hayal et. Yani rabıtadır o. O anlatırken o konuyu, konuyla beraber. Çünkü mana şekilledir. Tak, o anda rahatlamanın aynısı olacak hemen. Tak diye oradasın. Çünkü ne kadar samimi bir şey düşünüyor, hayal ediyorsanız oradasınız ve olsunuz. Bu korkunç bir cümledir ama anlayan anlayana ne diyor diye. Devam edeyim. Peki abi, bu kadında nasıl bir şey gözüküyor abi? Bütün o pislikleri üzerine çekmesi, o menfi olsun. Mesela müsbeti de söyleyeyim. Bak, ders yapanı en fazla şey yapan, aktif eden, çalıştıran sorularınızdır. Bak ne güzel soru. Tesettürlü bir kadın. Böyle bir gayz da bakıyor. Lan falan. Tek. Niye gayz ediyor? Ona gayz etmiyor. Alıcı çalışmadı adamın. Sinyal gönderdi, veri gelmedi. Ben de ne olur? Tesettürü gördüm değil mi? Bak ben. Bak ne yapacağım ben ona. Farkında değil. Bir baktım. Muhabbetim olmuyor mu? Allah senden razı olsun. Maşallah. Yer gök sahibi olan Allah senden razı olsun. Ben de muhabbet bir olup gibi akıyor ki şak diye giriyor. Onu alıyor ama değil mi abi? Alıyor. Menfi almıyor. Bloku yaptım. Çünkü niye? Allah'ın böyle bir... Çünkü o tesettürle müekkel melaikeler halk ediliyor. Açık saçıklıkla ervah habise, cin ve ruhani habis şeyler hazır oluyor. Onunla besleniyorlar. Diyor ki bir rivayette mi ne görmüştüm. Saçların arasında dolaşıyorlar. Şimdi ne yaparsanız o cinste melek olur. Tamam mı? Şimdi tesettür yaptın mı? Adam zalim, zındık. Ondan nefret ediyor. Sana ne lan bez parçasıyla? Bir sinyal gönderiyor, veri gelmiyor. Yani uyduya navigasyon giriyoruz, cevap yok. Veya uzaktan kumandalı araba. Aa gitti gitti. Ulan bak. Ya pil bitti. Veya orada veri cevap vermiyor. Kaldı araba orada. O zaman diyor, gel lan gari gitmesin falan. Kızdığı gibi kapalı kadına da lan şuna bak. Çünkü veri cevap vermedi. Ona sebep olan İslamiyet'e de böyle de düşman oluyor abi. Evet. Yani İslamiyet'e kişiye düşmanlık gibi gözüküyor. Oysa Allah'a düşmanlık yapıyor o anda. Onun için kadın da acayip. Ama mesela senin ve bizim gibi insanlar böyle bakınca Allah Allah maşallah ya şu çocuğa bak veya nasıl giyinmiş falan. Veya şu hanıma bak Allah razı olsun falan. Yani maşallah deyince ben de akı veriyor böyle. O alıcılar alıcı verici denk geldi. Tak geçişler başladı. Yani onu halk arasında şöyle ifade ediliyor. Ya duygularımız ne kadar şey geldi. Ben onu ısındım. Duygum elektriklendim. Ona şey geldim. Yani tam böyle müsbetler kullanılıyor. Peki nasıl bir kuvvet oluşuyor onda abi mesela? İmanında veya ruhunda? Şey, his gelişiyor. Allah'ın şöyle var. Şey, vicdanda dört veri tabanı var ya. İrade, zihin, his, latife Rabbani. Bu his eylemle gelişir. İrade ibadetle gelişir. Zihin dimağdan beslenir. His ise yaşantılarla güçlenir. Yaşantılarla. Dolayısıyla o kadın örtünü hayaisi öyle gelişiyor ki el hayayu minel iman. İmanına direkt vuruyor. İmanına vuruyor. Daha terki mümkün olmaz hale geliyor. İmanını güçlendiriyor. Direkt imana vuruyor. Yani çanak anten ya emiyor. Emiyor. Allah'ın rahmetini emiyor. Ya nasıl emiyor? Ya kardeşim zahiri esbab noktasında ağaçları dikmek yağmuru celbediyor. Ağaçları kesmek kuruluğa, kuraklığa, yağmursuzluğa sebep değil mi adet ilahi olarak? Ağaç işte. Ağacı dikiyorsun. Kapatıyorsun. Ondan sonra rahmeti celbediyor. Melekleri, ruhanileri, şeytan gelmiyor. O zaman bizden giden bir nevi ona bir şekilde kuvvet de oluyor. Tabii güç oluyor canım. Güç oluyor. Ne kadar çok böyle muhabbetini celbedecek tarzda giyinse abi. O günlerde güçlü oluyor. Hem güçlü hem de takvası. Mesela bunlar kadının diyor kalası diyor usta. Kala niye diyor? Niye kala diyor? Kadının kalasıdır,
çarşafıdır diyor. Tesettür Risalesi'nin 24. lemada 4 yerde söylüyor. Aynı yerde 4 yerde. Kadının kalası yani diş taarruzlardan kendisini siper, mahfuz eden siper yani. Siperi çarşafıdır diyor. Mesela bugün de sordular siyah. Evet İslamiyet siyah dememiştir. Ama Resulullah'ın peki nedir? Tesettürde iki temel vasıf vardır İmam Azam şeyinde. Şafii'de bilmiyorum. Hanefi'de iki tane temel. Bir, nazar dikkati celbetmeyecek. İki, uzuvlar belli olmayacak. Ha, bunlar en güzel simgeleyen de siyahdır. Siyah yutuyor değil mi abi? Yutuyor. Kabe'nin siyah olması. Siyah olması, Kabe'nin siyah olması, gecenin siyah olması, örtmesi eşyayı. Kara delik. Diğer şeyler peki abi? Hangi şey? Renkler. Bazıları yansıtır, bazıları mesela beyaz, Safiullah'tır, Adem Aleyhisselam'ı simgeler. Allah Resulü'nün 3 tane sancağı vardı savaşta. Bir yeşil vardı, bir siyah vardı. Yeşil, siyah, beyaz, beyazım, savaş şey. Ortadaydı siyah. Yeşil öndeydi. Cihat değil mi siyah savaş? Evet. Mesela şöyle, üniversitede Osmanlı veya ecdadın üniversitelerde hocayı, talebeyi birbirinden ayıran sarıktı. Çünkü onun yaşında talebeler de vardı. Talebeler beyaz sarık sarardı. Onun için nur talebeleri, talebe oldukları için beyaz sarık sararlar. Talebedirler. Müderrisler ise, hocalar, rektörler ise, alimler, fazıllar, siyah sarık sararlar. Onunla belli olur. Mesela geçen işte vakıflardan Abdurrahman siyah sarar. Ondan sonra abi baktım sarık yok. Ben geçmem. Geçmem dedim ben. Abi geç. Lan ben dedim siyah sarıklı değilim ki geç. Yapma ya abi dedi ya Tom. Siyah sarıklı sarıklı. Müderris de biz talebeyiz kardeşim. Talebe neymiş var imamda? Talebeyiz. Anladın mı niye beyaz sardığını? Nur talebeleri talebe oldukları için beyaz sararlar. Rastgele değil. Hiçbir şey. Talebelik gelişiyor. Tesettür acayip bir şey. Şimdi bu sarıkla çık dışarıya, sarıksız çık. Aynı şeyi mi hissedersin bu Almanya'da? Abi ben haçta o kadar alıştıydım ki şeye. Sarı. Şeye kantine inerken su almak için sarımı takmadan inememiştim. Arkadaşlar dalga geçmişti. Dedi aşağı ineceksin sarı, dışarıda çıkmayacaksın daha. Abi. Aşağı ineceksin, suyu alıp geleceksin dedi. Yapamadım abi. Sarı taktım indim. Mesela çok tuhaftır. Her neyse. Her doğruyu her yerde deme prensibini unutuyorsun be Hasan. Tamam. Bize diyebiliriz. Yok o bitti. Kamerayı kapatabiliriz. Tamam bu yok siliyorlar zaten. Her neyse. Silah ama sahibi. Çok bu alem başka bir alem. Çok hoş bir yer ya. Bilin kıymetini. Elinizden böyle basit gitmesin ya. Çok acayip bir yol. 18 bin alemin tam ortasında kavşak. Adem alemlerini saymadım zaten. Adem alemlerini alem saymıyorum. Alemsiz alem. Bütün alemler o zeminsiz zeminde. Ya bambaşka bir yer ya. Ne mutlu kıymetini bilene ya. Allah ya. Ne hoş ya. Ne güzel yapmış. Ne acayip bir Allah ya. Hayret ediyorum Allah'a ya. Nereden tövbe estağfurullah. Tövbe tahayyülü küfür küfür değil. Nereden hatırına gelmiş. Nasıl bu şey ilk yapıyor son yapıyor bu modeli. Elimi ayağımı denememiş. Taklit etmemiş. Numunesi yok. Misali yok, modeli yok, mukayese edilmemiş başka yerden, getirilmemiş, kopyala yapıştırılmamış, ilk yapıyor, son yapıyor. Ve duygularımı gösteren bir şey, deri yani, ayna. Deri değil ki, ayna. Allah, hakikaten Allah ya. Yani Allah demeye hak ediyor yani. Yani o kadar hoş bir şey olur mu ya bu kadar ya, nasıl yapmış yani. Hayret ediyorum yemin ederim. Oraları da merak ediyorum. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail gelecek buna.
Herhalde bir dakika canım almadan diye bir şey almadım. Bir dakika bir bakayım ya sen. Bizim arkadaş değil misin? Bir, ne var ne yok. Bir otur öyle. Alırsın acele mi? Kendini göster. Ben bir bakayım. Sen misin yoksa fotokomik kullanıyorsun? Merak ediyorum ya. Ölümü de merak ediyorum. Hiç ölmedim ya daha önce. Bakayım nasıl olacak. O da var yani. Bize anlatır mısın? Bilmiyorum. Sonra anlatırım sonra. Size. Merak etmeyin inşallah. Allah musad ederse. Başka. No, burayı okuduk. Orayı da geç, boşver. Abi, saçların... İrfan kardeşe dediğin gibi. Niye atlıyorsun abi? Kardeş, yani binlerce hikmetlerle şey var ama veciz cümleler koydum böyle. Diğerleri ben kendimce alametlerdir. Neyse de saçların bir çekim özelliği var. Ben sonradan keşfettim. Veri özelliği de var. Mesela kadın saçını kesmemesi lazım. Hani bizim gibi tıraş edemez. Niye ya? Edemez kardeşim. Vericiliği gidiyor. Açamaz alıcı. Açarsa alıcılığı kuvvetleniyor. Çok tuhaf ya. Peki kesmedeki ölçü nasıl yapmalılar abi? Yani o normal bir zinet seviyesinde. Yani böyle yapamaz yani. Bizim gibi kısaltamaz. Yapamaz. Yani vericiliği gidiyor. Yani eşine karşı vericiliği gidiyor. Yani neyse yani. Bazı duygular oradan veriliyor. Peki kel olanlar... Isı oradan veriliyor da yani böyle Allah Allah. Kel olanlar ne olacak abi? Kadının keli pek olmaz. Yok erkeğin keli olmaz. Erkeğin keli onun için zaten örtün denilmiş. O konulara girmeyelim abi. Aramızda olabilir belki o yüzden yani. Tepe açık abi. Evet tepe. Allah Allah. Ama hakikaten Allah tam yapmış. Vicdanımla söylüyor. Tam yapmış. Ne? Vicdanımız zerratınca, sıfatlarınca, adilince hamdü senalar olsun ki hiçbir eksiklik yok. Tam ne lazım geliyorsa oluyor. Ya niye böyle oluyor geniş dünya? Vallahi lazımdır ki böyle olsun. Ne olması gerekiyorsa oluyor. Fazla bazı olmuyor. Araba kaza yaptı, kırıldı falan, burnum kırıldı. Ha böyle olması lazım. Burayı burayla izah edemezsiniz. Devam edeyim. Allah Celle Celaluhu emrine uyulup uyulmadığının anlaşılması adına kullanılan vesiledir. Saç, emreder hasen olur, nehyeder kabih çirkin olur. Nasıl ki mubah olan balık tutmayı Yahudilere cumartesi haram kıldığı gibi ama emrin tahakkuk etmesi için kullandığı semboldür balık tutmak. Cumartesi sana yasak dedi. Ama zatından bir şey olduğundan Allah haram etmemiş. Mesela içki Hristiyanlara haram edilmemiş, helal da denmemiş. İsa Aleyhisselam'a havariler tepsiyle şarap getirmişler. Almamış, göndermiş. Ama niçin almadığını da dememiş. Çünkü şeriatı tamamlanmadı daha. Ama biliyor. Biliyordu. Biliyordu tabii. Burada keselim. Bakayım kaç dakika oldu. Diğer cümlelere girmeyeyim. Erken oldu abi. 40. Evet bu kadar. 45 dakika. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha. Tesettür insanı hür yapar. Hür olmak için örtünüyor. İnsanı köleleştiren... Çok garibinize gidecek ama bir ilimdir, bir de açık saçıklıktır. Mesela çok şey var, maknedir. İlim Allah'ın subutu sıfatındandır ve zatı değildir. Sıfattır. İlim, irade, sen basar. İlim vasıtadır zata ulaşmak için. Eğer ilmi, ki ilmiyle dalalete gitmiyorlar mı? İlmiyle dalalete giden var değil mi? İlmiyle Karun gitmedi mi? Ha, köleleşti işte. Müsbet ilimler de Allah'a götürmeli. Ama ilmi, vasıtayı cer, geçim, tahakküm, enaniyet, gurur, kibire,
vasıta yaparsan Kur'an ilmi dahi sen onun kölesisin. Bu yaptığı gibi açık saçıklık da nefsin kölesi olduğunu gösteriyor. İnsanı ruhu insanın bedeni değil de ruhunun hür olduğunu davranışlarıyla anlarsınız. Bir kadının tesettürü varsa ruhu hürdür. Eğer kadının tesettürü yoksa o kadının ruhu cesedine gömülmüştür, köledir. Köleleştirilmiştir, çıkamaz oradan. Onun için hür olmak için örtünüyor. Kölelikten çıkmak için. Toprağın üzerine örtersin, çekirdeğin üzerine örtersiniz, ağaç olsun diye. Bırakın çekirdeği içeri, güneş patlatır, yağmur çürütür, mahveder, götürür. Dış şartta mahveder. Yani çekirdeği içini dışarı etmek, çekirdeğin içini dışına etmek, içindeki hakikati dışarıda göstermek ancak tesettürle, örtmekle mümkündür. Evet, çekirdeği toprağa gömeceksin. Güneşe imanın ziyası, yağmura İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı altında evameri Kur'an imtisal ederse. Yani ubudiyetin zeminidir bak. Ubudiyet toprağı altında. Çekirdek insandır. İnsan çekirdeğe benzer. İnsanın üzerine ubudiyet örter. Toprak ubudiyettir. O çekirdeği nerede, ne zaman dikeceksin, nasıl tırmalayacaksın, yani ona yapacağın ziraat muamele Kur'an'ın talimatıdır. O çekirdeğe buluttan su akması İslamiyet'tir. Güneşten ziya gelmesi de imandır. İmanın ziyası İslamiyet suyuyla ubudiyet toprağı altında evamen-i Kur'an'a imtisal ederse o çekirdek dar, sıkı, karanlık alem olan toprak altından geniş ve hava alemine büyük bir ağaç olacaktır. İnsanı kölelikten kurtaranın simgeselliğidir. Köle ruhludur. O zaman sen köle ruhluyla niye evleniyorsun ki? O zaman sen de kölesin. Köle köleyle evlenir. Öyleydi İslam'dan önce. Böyle hür bir kadın, köle bir erkekle, köle bir kadını hür bir erkek almazdı. İslamiyet onu da kaldırdı da. Şimdi köleyle niye evleniyorsun? Abi neresi köle ya? Hür. Hürmüş. Tersini söylüyorlar. Evet, cesedi hürdür. Ruhu hapistedir. Köleleştirilmiş insandır. Abi onun için bu boşanma olaylarında mesela açık kadınlar aşırı derecede boşanmalar oluyor. Çok. Çünkü niye? Yani mesela şöyle düşün, eskide sen bilmezsin ama duymuşsun. Baba ne diyordunuz siz? Ebe. Ebe diyorsunuz. Evet. Mesela biz onu ve annelerimiz biliyoruz. O kadar zor şartlarda dahi mesela boşanmayı hiç düşünmemişler anne babalarımız. Mesela babam 7 sene almaya da kalmış. Anam 7 sene bekledi yani. Çocukları büyüttü. Hiç düşünmedi yani. Şimdi adam 7 sene gelmeyecek düşünebiliyor musun bir Alman'ı? Şu andaki bir açık saçı kadın düşünebiliyor musun 7 sene eve gelmiş? Bir derse giriyorsun. Bir iki saat geçince 10 tane mesaj atıyor ya. Bu fedakarlık nereden gelmiş? Şair. İslam'ı yaşamaktan, toplumda yaşanmaktan insanda his olur. O his de zırh gibidir. Korur seni harici tesirlerden. Yani abi esasında o kendisinde kocasına vermesi gerekenleri örtünmemekle dışarıya veriyor. Kendisinde daha kalmıyor. Kocası da bunu almayınca o zaman ona alakadarlık kesiliyor tamamen. Evet. Acayip bir şey. İşte o duyguların en çok verildiği yer yüzdür, gözdür ve saçtır. O zaman şöyle de bir zıddiyete bakarsak abi, bir kadın ne kadar tesettürüne dikkat ederse o zaman kocasının muhabbetini de o nispetle çekiyor. Evet, tesettür esasen öyle değil. Öyle geçiyor zaten. Evet, öyle geçiyor. Ondan sonra yani kocasını o kadar hassı nazar etmiş. Ben buraya ait. Herkese ait değilim demek ister. O zaman sevgiyi de oradan görebiliriz abi. Tabii kesinlikle. Her şeyi seyredersin. Yani. Kocasını hasretmiş. Sana hasreden bir kadına sen her şeyini vermez misin? Kocasını kıskandırmış, kocasını rahatsız ediyor. Benim yanımda pespaye,
böyle garip, acayip şey yapmış, dışarı girerken süslenip püsleniyor. Ne demek istiyorsun demez mi adam? Varsa vicdan. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemîn. El-Fatiha.